soğutma suyundan çıkan enerjiyi bu ısı pompaları sayesinde tekrar ihtiyacımız olan su ısıtmalarda kullanıp saha ısıtmaları ve başka enerji tüketimlerini engelliyoruz bu şekilde. Bu sayede de kullandığımız doğal gazı azaltıyoruz. Sarf ettiğimiz veya kaybettiğimiz suyu geri kazanıyoruz. Ve bu projeleri de biz çok hararetle destekledik. Bu aslında hemen hemen bütün işletmelerimizde uygulanabilecek bir proje. Biz de ama her bir üretim yerine gidip oranın kendi dinamiklerine göre çözümler üretiyoruz. Mühendis çözümlerimiz var. Mevcut fosil kaynaklarla yapılan yatırımların aslında ondan geçildiği sürdürülebilirlik ve karbonsuzlaşma adına yeni teknolojileri de takip ettiğimiz bir dönemdeyiz. Brisa da burada önemli bir önderlik yaptı, öncülük yaptı ve yayılması aslında daha büyük değer yaratacak. Her iki fabrikada da bu aynı anda çalışmalar başlayacak ve yıl sonuna kadar da bu projeler her iki fabrikada devreye girecek. Sahayı ısıtma verimliliğini bu ısı pompaları sayesinde çok daha verimli bir şekilde yapacağımızı öngörüyoruz. 2018'den itibaren müşteri çözümleriyle beraber şunu yapmaya çalıştık. Özellikle mevcut kaynaklarımızı, kendi işletmelerimiz içerisindeki enerjiye dönüştürebilecek her şeyde neler yapabiliriz? Bunun içerisinde dediği var, karbonsuzlaşma var, ısı pompalarının dönüştürülmesi var. Bunların hepsini müşterilerimiz için çözümler ürettik. Yola çıktığımızdan itibaren şu an 24 megawattlık bir kurulu güce ulaştık. Ama enerji verimliliğini her gün biraz daha yükseltiyoruz hedefimizi. Bu yıl sonunda 100 megawattlık bir yenilenebilir enerji paketiyle beraber verimliliğe yatırım yapıyor olacak. Biz önümüzdeki 5 yıl içerisinde yaklaşık 15 milyar TL'lik yatırım yapmayı planlıyoruz. Bu da aslında bizim işe çıkış noktamızda nerelere varabileceği anlamında önemli bir gösterge diye düşünüyorum. Ben bir kez daha bu projeyi bize getiren, bizle beraber bu projeyi bizim anlamamızı sağlayan ve bu projeye bizim bağlanmamızı sağlayan tüm Enerjisa ekibine çok gönülden teşekkür ediyorum. Umarım, dilerim bu proje hem Sabancı ekosisteminde hem de Türkiye'de örnek bir proje olur.